noktanın görüntülerini görüyoruz. Havada muhteşem görüntüler var. Yerde neler yaşanıyor? Havada neler yaşanıyor? Azerbaycanlılar ne diyor? Sendeyiz. Havadaki o muhteşem gösteri ne gösteriye kısa bir ara verildi ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yerde o muhteşem festival devam ediyor. Teknofest Azerbaycan yaklaşık 3 saat önce başladı ve her geçen saat on binler bu noktaya, festival alanına akmaya başladı. Tabii binlerce vatandaşın hemen arasında akıncı bayrakların olduğu standın içerisindeyiz. İnsanlar burada gerek Selçuk bayraktarla fotoğraf çektirmek istiyorlar, gerekse de Türkiye'nin milli ve yerli özgün yapıtlarıyla fotoğraf çektirmek istiyorlar. Akıncı Bayraktar 2000 kilometrelik o uçuşun ardından aralıksız 3 ülke geçmiş ve Tekirdağ'dan Bakü'ye ulaşmıştı. Onun altında hemen Roketsan'ın, TÜBİTAK SAGEM'in füzelerini görüyoruz. Gökdoğan, Bozdoğan, yerli ve milli yine akıllı mühimmatlarımızı görüyoruz. Azerbaycanlılar oldukça büyük ilgi duyuyor bu noktada Akıncı Bayraktar'a ve yine Bayraktar TB2'lere. Büyük bir ilgi olduğunu ifade edelim. Yan tarafta Cezeri var. Onun etrafında yine fotoğraf çektiren vatandaşları görüyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yine uçan arabası. Hem sivil maksatla hem askeri maksatla kullanılması öngörülen Cezeri'yi görüyorsunuz. İnsanlar bu noktada ve dediğimiz gibi sadece Azerbaycanlılar değil, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, turistler, yabancılar, komşu ülkelerden sivil havacılık ve savunma sanayine ilgi duyan insanlar bu noktaya akın akın geldiklerini söyleyelim. Günlük 50 binin üzerinde ziyaretçinin bu noktayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Kristal Hol Salonu'nun hemen yanında, Hazar Denizi'nin hemen kıyısında Milli Park'ta düzenleniyor bu festival. Savunma sanayinden Havelsan, Aselsan, Roketsan ve yine daha niceleri bu noktada. Koral'ı görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım İlkin Umudov bu noktada gösteriyor. Binlerce vatandaş burada yine Türk savunma sanayinin ve Azerbaycan savunma sanayinin özgün yapıtlarını görme imkanına erişti. Azerbaycan'da ilk kez böylesine uluslararası bir organizasyon, bir savunma sanayi organizasyonu gerçekleşiyor. Geleceğin mühendisleri, geleceğin bu alana ilgi duyan gençleri bu noktaya geliyorlar. Sabah saatlerinde de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmalarıyla başladı. Selçuk Bayraktar'ın açılış konuşmasıyla başladı festival. Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada yıllarca paramız olduğu halde elde edemediğimiz o yapıtları şimdi kendimiz üretiyoruz ve dost ve kardeş ülkelerle birlikte paylaşıyoruz demişti. Büyük de alkış almıştı. İşte bu noktada Azerbaycanlılar açılış konuşmalarını ardından Türk standlarını geziyor. Türkiye'nin milli ve yerli özgün yapıtlarını bu noktada yakından inceleme, resim çektirme, dokunma şansı elde ediyor. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla 7'den 77'ye binlerce Azerbaycanlı festival alanını, bu geniş alanı tamamen doldurmuş durumda ve dediğimiz gibi de on binler bu noktaya doğru gelmeye devam ediyor. Nilgün Balkaç.